Efendim selamlar selamlar selamlar. Bugün sizlerin kliplerinizi yorumluyoruz. Bölüm 7 ama bu sefer yanımda aşkım var. Ne haber aşkım? Selam Aydın, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor ya? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Harika gidiyor. Arkadaşlar şimdi olay şu. Tekrar dediğim gibi sizlerin kliplerinizi yorumluyoruz ama klipleri STRL Discord'undan aldık. STRL Discord'unda yoksanız açıklamada link var. Burası Birlik Discord'u bildiğiniz gibi. Aynı zamanda bir Rocker'lik topluluğu Discord sunucusu. Ve şunu da söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 14 Temmuz Cuma günü lig başlıyor. Zaten Aşkın da yayınlarını yapıyor ligin. İlk klipte başlayalım o zaman Aşkın. Nasıl yapacağız şimdi? Sen biraz daha ustasın bu konuda. Sen daha iyi yorumlarsın diye düşünüyorum ha. Abi ben tekrar önce bir hızlı izleteyim dedim. Ondan sonra biraz daha gol yorumlamak açısından bekledim. Şöyle abi. Hemen ben kendi yorumuma katıyorum abi olaya. Dinliyorum. Şimdi Ben bunu şöyle yapayım ben. Ha, daha iyi oldu. birinci ve ikinci resetini çok temiz almış. Üçüncü resette birazcık kaleye vurmakta zorlansa da golü güzel bir şekilde tamamlamayı başarmış diyebilirim. Yani benim yapabileceğim en temiz ve kısa yorum bu şekilde olur yani Aydın. Tabii ki de senin yorumların önemli. Abi valla ben biraz da kendi gözümden yorumlayacağım. Bence çok temiz. İki reset alıyor zaten. Üçüncü reset gelir miydi? Gelebilirdi. Ama benim bu gole puanım 10 üzerinden 8,5'tan 9 diyorum. Yani Senin bir puan var mı? eleştirebileceğim bir nokta var mı diye tekrar tekrar izliyorum. Ama yok yani çok da eleştirilecek bir nokta yok. O yüzden ben de puanımı 9 diye kullanacağım ya. Bu arada Temiz çünkü. golde Lucifer atmış. Geçelim ikinci gole. İkinci reset. 5, 6. Yani abi Aydın, her şeyden önce ben ufak bir hemen çok hızlı bir şey söyleyeceğim. Ragon zaten Team Nitro'nun takım kurucusu olduğu için freestyle'a da çok, zaten eli yatkın bir insan ve çok iyi hareketler yapıyor. Bundan dolayı yani aldığı, yanlış saymadıysam 5'ti değil mi Aydın? 5-5. Abi de Tekrar yine de bu izleyelim. vallahi biraz sallayacağım ama maktuf reset mi oluyordu? Bir şey reset oluyordu ama. Onun net adı vardır ama chat diyorum, pardon arkadaşlar, yani Chat. Ah be abi. ah be abi, Twitch'ten kalan şeyler diyelim ya. Abi İşte yayıncı vs YouTuber. YouTube'da yorumlarda bunu zaten belirtirler yani. Çok temiz hissettiler bu arada harbiden. Peki Adam bir bir tane soru. hani... sor. Abi buradan yetenek keşfedilir mi? Abi buradan Ha. keşfedilir ya. Keşfedilir bence yani. İyi. Benim bu gole puanım 10 bu arada. Yani net onu verdim ben abi. Normal şartlardan reset'i araç kaleye doğru bakarken alırsın ama adam ters bir şekilde reset'i aldığı için daha da zor pozisyonlar. Onu denk getirmek daha da zor olduğu için benim de puanım buna 10 olacak abi. Geçtik 3. gole. Evet arkadaşlar. Üçüncü videomuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Onur Öz'ün videosunu izleyeceğiz Aydın'la beraber. Bakalım. Şampiyon bir bu arada rankı. Rankı da Evet. göz önünde bulunduralım abi. Bakalım neler olacak. Bu arada aşkınız erken ufak bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar rankları nereden biliyorsunuz diye soranlarınız olabilir. Discord'da katıldığınız zaman rank rolü alma kısmı var. Özellikle hani video çıkacaklar ve klip atacaklar oraya gelip rankını alıp sonra klip paylaşabilir. Abi sen bu arada rankla ilgili yorumlarını yaparken Of. abi yani O neymiş ya? o kadar güzel denk getirmiş ki yani o backboard'tan gelen pozisyonu o kadar iyi karşılamış ki harbiden 10 üzerinden 8 verilebilecek bir gol diyebilirim. Çünkü önceki Kalenin gollere de baktığımızda hatası var birazcık mı? eleştirmek lazım. Kalenin hatası var mı? Hemen bakalım. Ya Öyle şöyle, değilmiş ya. bu pozisyonu beklemek O da birazcık zor doğru. Aydın ya. Bir tane rakip takım da birazcık ters yakalanmış bence pozisyonda. Bu yüzden çok büyük bir hata diyemeyiz yani. Haklısın. Ben de 7 veriyorum abi. Dördüncü gole doğru geçiş yapalım. Evet. Alpha Drifter'ın videosu var arkadaşlar. Rankımı tahmin edin demiş. Özellikle bir tahmin yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Yapıştır aşkım. Sonra tabii rankına bakacağız. Gravity Bomb da bu arada çok güzel gol patlamış Aha! ki. Aha, Aydın'ın arabası. Bir puan Aha! aldı buradan. Bu ben. Ama şey yok Bizet. abi. Oy! Bir Uy. şey diyeceğim. O bandana yok abi. Eksi bir puan. Rankı bu arada ben hemen söyleyeyim Diamond 2. Bence ben. Diamond 2 bir ranka göre gayet iyi gol atmış bu arada Aydın. Hani hakkını vermek lazım. Kaldı ki Ama
Senin Dikali kullanıyor ve reset'i aldıktan sonra da topu direkt 90'a göndermiş tabii ki de. Hani üzerine çok oynayamamış topun ama ben buna 10 üzerinden yine 7.5 veririm abi. Ben 7 veririm abi free play. Yani reset meset orası ayrı konu. Diamond için değerlendiriyorum bu arada. Ama ya normal maç olsa bence 8-9 vardı ama free play olduğu için 7 diyeceğim. Bakalım sıradaki klibe doğru geçiş yapalım o zaman. Evet. Janrock abimizin klibiyle baş başayız. Ata abinin rankı bu arada GC2. Ve bizim sunucunun demir başlarından biridir. Başlat bakalım başkan, nasıl klipmiş. Bakalım neler geliyor. Abi bir reset yani, geliyor kesin. Gol, bir reset ve gol. Yani temiz, şunu temiz söyleyebilirim. Air dribble'a çıktıktan sonra aracı kontrol edip reset'i almak daha zordur ama burada topu yavaş kontrol etmiş. Yani bundan dolayı yetişebilmesi de kolay olmuş. Üstüne üstlük aldığı resetle beraber de biraz daha iyi bir yere gönderebilse bence daha güzel bir gol olabilirmiş. Ben yine de buna 10 üzerinden puanımı 8.5 vereceğim Aydın. Ben sence? 8 vereceğim. Ya o bir tek son vuruş çok iyiydi. Kalecinin üstüne gitmiş ama onun dışında o vuruş da iyi olsa 9 bence. O zaman geçiyoruz 6. gol değil mi? 6 oldu. Aynen öyle. Şu anda 6. gole geçiş yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Evet. Yunus'un golüyle beraberiz arkadaşlar. Yunus'un rankı Grand Champion 1. Bu arada bizle beraber siz de en güzel golü hani yorumda yazabilirsin. Şu gol bence çok iyiydi gibi. Başlat bakalım başlığı nasıl golmüş. Bire satıyor herhalde. Yok 2 ve 2. Değil. 3 ve 3 pardon. Oy. Ay. Güzel gol. Güzel gol. Tekrar izleyelim. Tekrar izleyelim. Pulse klanına katılmıştır abi. Yakındır abi yani. Güzel sekmiş topta. Allah ben buna... şansına... Abi 10'u hak ediyor ama onu ben çok ekstra şeyleri vereceğim. Evet. Gibi. O yüzden 9 abi. Ama çok temiz bir gol. Abi yani eleştiri yapabileceğimiz bir şey var mı diye tekrar izliyorum her golü ama... Sanırım yok Aydın ya yani hani böyle tabii yüzlük boost da şansın orada gittiği yerde çıkmış. Boost yoktu zaten ama baktığımız zaman golü de doğru yere göndermesini bilmiş yani. Ben de 10 üzerinden 9 vereceğim ya. O zaman geçtik arkadaşlar. Evet dedik ki arkadaşlar çok fazla yüksek ranklı klip izledik. Bir tane dedim Diamond 1'den bir klip izledim. Lex'in bir klip var. Ben heyecanlıyım aşkım, bakalım neler çıkacak. Abi güzel bir gol bekliyorum. Ooo tertemiz bir double touch. Bir şey diyeceğim. Söyle. Yere sekmese fena bir gol değil ama ben buna çok yüksek bir puan vermeyeceğim abi. Tabi Elos'una göre de yorum yapmak lazım. Aynen yok şimdi. Yok yani sonuçta Diamond 1 olduğu için. Diamond 1 ama Diamond 1'de de yani mesela sekmeden double tap atılabiliyor. Ben 6 vereceğim abi. Ben Diamond 1 olsam bunu klip almazdım. Sekiyor çünkü yere. Daha temiz gidebilir. Benim yorumum bu şekilde. Ben de bir senin söylediğine ekstradan bir yarım puan katayım ve 6.5 vereyim ben de. Okey abi. Geçtik onun şu klibi. Evet, Saizen'in bir klibi var. Saizen de bu arada ligde Gravity takımının kaptanı, rankı şampiyon 2. Böyle Ertem Şener varı bilgiler verdikten sonra Ertem Şener abi bilgisi kaliteliydi. Saizen babası mobilyacı. dur. Çocuğun soyacını sıralayayım mı? Stealing. Oy, temiz, gelen bir mastiflik. Temiz. Ama var ya yani, ben ne bekliyordum? Şunun yanında. Ne bekliyordun? O mastifi backboard'a geçecek bir double tap gerçekten. Ama Allah. Hayır Aydın. Yani pozisyona çok hızlı ufak bir yorum yapmak gerekirse şunu söyleyeceğim. Topun altına inip yukarıya doğru atması gerekirken çok hızlı vurmaya çalışmış. Bu yüzden de hani direkt kaleye doğru gitmiş. Ben top. Bu ama arada hızlı gittiği için 8 diyorum ben. Ben 7 veriyorum free play çünkü. Evet. Hitboy'un klibine geldik aşkın. Hitboy'un rankıyla ilgili peki Aydın? Vallahi Hitboy bence Rocket League'in Arda Güler'i abi. Öyle söyleyeyim. Hayda. Çocuk 12 yaşında. GC2 rankı var. Yani bence büyük bir potansiyel. Zaten klipte de göreceksin. Hadi bakalım izleyelim. Burada Flipley ama. Bunun adı ne oluyor? Hayır. Bir tane Pulse'un düzenlemiş olduğu bir freestyle
turnuvası vardı. Hitboy burada onu yapmaya çalışmış. Daha doğrusu golün %50'sini, hatta Maktuf'un attığı bir goldü yanlış hatırlamıyorsam. Golün %50'sini yapmış ama Biggest Mod'dan Unlimited Flips'i açtığı için yok abi. Ben bir daha izlemem. Bu gole abi. Ben bu gole yani puanlama yapmayı pek doğru bulmuyorum bence. Aydın ama yine de bak. Burada normalde flip olmaz zaten. Ama dediğim gibi Pulse'un freestyle için düzenlediği bir etkinlik vardı. Bayağı kişi katılmıştı yani. Anladım. İnsanlar da oradan da bakabilirler. Peki, yani o maksimum. Kaleden kale redirect mekaniğinin adı ne oluyor? Onun bir bilindik bir adı yok diye biliyorum yani. Ben vardır bilmiyorum ya. Daha doğrusu. Yorumda, elbet vardır da. Yorumda felseciler evet. Yazar abi bence. Bakalım sıradaki klibe geçelim o zaman. Geçelim. Evet geldik. Deniz Ozi'nin klibine. Rocket League'in gülü. Rocket League'in gülü. Bakalım neler olmuş. Rocket League'in bülbülü abi. X-Men'se yaşanan olay demiş. Bakalım abi ne yaşanmış. Evet. Öbür de millet de hepsi toksikti abi. PTR'de X-Men sayabilir miyiz aşkın? Ertuğrul Sağlam Alex Ferguson'a karşı. Bu böyle saçmalığı ne? Bu arada arkadaşlar muhabbeti bilmeyenler için Sixman dediğimiz olay bizim sunucudaki hazırlık maçı. Sunucuya gelerek hazırlık maçı da atabilirsiniz. Zaten aktif bir sunucuyuz yani. Sesli odalarda bizde de konuşabilirsiniz. Oradan güzel bir klip. Benim buna puanım. Komikliğe abi, göre puanlayacağım. 8 abi. Ben 10 gol olduğu için yani ben de sanırım 8 vereceğim buna Aydın ya. Çünkü harbiden eğlenceli bir klip olmuş. Geçtik. Evet geçtik Kalimbis Mampire. Şimdi abi benim dikkatimi çeken bir şey var. Burada nedir bir abi? Kavga var abi. Burada bir kavga var. Bak gitmiş bro yazmış bro. Sinirlenmiş şimdi sinirli oynuyor abi. Bakalım sinirini nasıl çıkaracak pozisyonda. Bu arada rankı abi. Galiba diamondlarda bir şeydi. Göreceğiz zaten şimdi. Bakalım. Yani. 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 Ya gol ama kötü değil bu arada. Detayı fark ettin mi? Aynı detayı fark ettin mi? Evet. Sezon 8 Diamond turnuvasını yeşil olunca 3 kere kazanmış oluyordu yanlış değilsem. Evet, Allah'ın hakkı 3 kere kazanmış. 3 kere kazanmış abi. O detay da önemli yani abi, bence. Abi bu arada gol kötü değil. Onu söyleyeyim. Ama iyi bir gol de değil. Yani ben bunu klip almam. Yani. Tabii tercih meselesi. Ama ben dribble almazdım. Benim puanım 4. 4 abi verdim. Ben de sanırım 4.5 vereyim ya yani. Hani yarım puan da benden olsun. Birazcık anladım, bonkör oldum. Anladım. Sen bir içememek için yüksek puan veriyorsun da neyse abi. Yok abi yok. Geç abi. Bakalım. Evet, Alp'in bir klibi var. GC2 rankında kendisi. Başlat bakalım aşkım. Ve nasıl bir gol atmış. Güzel bir gol. Ceiling. Oh my god bro. Kullanmış. Abi. Oh my god. Bu arada hani bir şey ekleyeceğim burada. Ekle. Şu gelen pas Alp'e doğru gitmesi çok önemli. Alp'in de aynı şekilde flipini kullanıp topu o şekilde kaleye gönderebilmesi, ben buna 10 üzerinden 8.5 veriyorum Aydın. Kanka ben de burada seninle aynı noktada düşüneceğim. Çünkü çok böyle hakim olduğum konu değildir freestyle. Ama bence taklasını çok iyi kullanmış yani o flipine. Ve pas da çok iyi, o yüzden ben 8'i verdim. Bakalım sıradaki klipte bizleri bir neler bekliyor. Video özeti İgal 8, aşkın 8.5. Evet geçtik Efa'nın klibine. Efa'nın yardımcı rankı şampiyon 3 ve bizim sunucular kendisi yetkili. Hadi bakalım nasıl bir gol gelmiş. 7 saniyelik bir klip çok korkutuyor beni ama bakalım. Ben de korkuyorum. Yani güzel abi beğendim. Ben beğendim. Sen beğenmedin mi? Güzel bir kontrol. Abi bence double çok double şeyi göndermiş topu backboard'a doğru. Ardından temiz tamamlamış. Temiz. Ben bunu 10 üzerinden 7 verirdim Aydın. Ben de 7 verirdim ama tamamlaması bence çok temiz. Ya evet. Kolay bir gol ama. Yani evet kolay bir gol. Diğer gollere nazaran diyelim en azından. Daha kolay bir goldü yani. O zaman geçtik arkadaşlar. Evet Grom'un klibine geçtik. Kendisi Elmas 1 rankında ve demiş ki güzel Pogo gibi bir yorum vardı altta.
Abi merak ettim, bir yükseldim. Elmas Pogo görünce hadi bakalım. Tabii free play olması büyük bir fark. Octane atıyor bir de Pogo'ya abi. Şu anda boost'u bitmişti. Evet. Pogo'yu Abi. temiz almış. Şöyle. Şimdi bence burada iki tane kriter var. Bir dediğim gibi sınırsız boost. İki free play. Bunlar eksi yazar ama elmas ve Pogo'yu aynı anda düşünce garip geliyor. Ben 6.5'tan 7 veririm abi. Abi Elmasa göre yorumluyorum. söylediklerinin tamamına katılmakla beraber sadece bir ekleme yapacak olursam, şu gole bir tane de Must ya da Breeze ekleyebilseymiş, yani Must ya da Breeze Abi o Flick. zaman bence bu çocuk elmas olmazdı. Öldürdü Yani başı. bilmiyorum, elmas seviyesinde de sadece S'ye basıp o backflip atabilirdi ya o pozisyonda bence. Çünkü havada dönmesini gayet iyi becermiş orada bence, hani yapılamayacak bir şey değilmiş. Ben yine de senin gibi düşünüp 6 vereceğim Aydın, ama bence yapabilirmiş yani. Birazcık burada kolaya kaçmış diye düşünüyorum. Okey. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Son 6 klip şeklinde gidelim. Biz geçtik. Evet arkadaşlar, şimdi benim klibim var. Valla umarım rezil olmam, çünkü kurtarış klibi almışım. Ve şu an bir Six Man dönüyor. Evet görelim aşkım. Benim araba tasarımı nasıl yalnız? Yalnız senin arabanın tasarımı biraz dikkatimi çekti. Kanalı Katarları sattık abi. Oy! Karenin... Ha, ben kendi golüme yorum yapmayacağım tabii ki de. Sen Lütfen diyorsun. yani Aydın. Kendi golüne lütfen yorum yapma On. yani. Tamam, hadi sen de sus. Abi bak. Gelen iki tane ata mükemmel bir şekilde orada tepki vermişsin. Daha doğrusu tabii orada sadece flip atmışsın mantığında da düşünülebilir, ama o golü yani yanlış bir tuşa basmış olsan yiyebilirdin. Bu yüzden benim buna 10 üzerinden puanım 7. Güzel abi, iyi bir puan aldık. Geçtik arkadaşlar. Son 5 klip. Evet, sıradaki klip Kuli 731'den geliyor. Kuli İzleyelim, geliyor. izleyelim bakalım. Kuli'nin rankı GC 3 arkadaşlar. Kendisi son Oy. Afrika bükücüdür. Oy. Oy. Neler neler. Neler neler. Bir daha izleyelim. Bu gol izlenir bir daha Aydın. Sykes'in pası. Atakan'a kapışıyor Kuli'nin ortası. redirect'i. Double touch, triple touch. Hani çok Abi temiz kontrol bir ya. eksik var. Tahmin et ne? Nedir? Bir bak böyle ilk klibe, genel olarak yorumla. Sonlarda bir eksik var hacım. Reset gelmesi gerekiyordu Yok bence. yok, hayır. Abi o triple touch atıyor ya, o kaleye gitti no bounce olarak harika olurdu. Benim bu gole puanım 8 abi. 8.5'tan 8 verdim. 9'luk bir gol. Ve hadi lan 9 olsun ya. Bir Ben bu daha mı gole dersin? 9.5 veririm. Yarım puanı da senin söylediğin gibi bounce'tan kırarım. Çünkü freestyle'da bounce olmaması gerekiyor. Olduğu takdirde de freestyle'ım bitiyor zaten. O Bu sen de yüzden. her iki şeyden kırıyorsun. Neyse Aa, geçtik abi. karım. Evet. Bir sonraki klip. Sondan dördüncü klip. Riyaz'dan geliyor. Kendisi Grand Champion 1'in hakkında. Hadi bakalım izleyelim. Anne adamın bir TC'sini vermedim kaldı. Tatsız. Wow, Brady. Oy bir Oy, de Queen de gitmiş ha. yalnız. Hadi hadi Yani iyisin Riyaz. Breezy'yi tertemiz göndermiş. Bir de yukarıya fazla sekmiş yani. Abi. 9. 9. 9. 9 Bak 9. aynı anda söyledik 9 abi. 9 abi. 9 Bu abi. kadar da kafalar uyuşamazdı yani daha fazla. Geçtik arkadaş. Evet, bir sonraki klip Ömer'den geliyor. Yani Musup'un az çocuğu diyebilir miyiz aşkım? Evet, diyebiliriz Aydın. Tamam. Ömer'in rankı burada geçebilirdi değil mi? Oy. Oo, evet, GC 1, GC 2'ye yakın diyebiliriz. Yalnız Bak. Bak gol sevincine dikkat et. Bir ayrıntı fark edeceksin gol sevincinde. Hareketsiz kalıyor. Bu ne demek? evet. Ben çok fena bir gol attım. Onun şokunu yaşıyorum demek. Şu anda klip almak için butona abanıyorum vibe'ı veriyor sanki, değil Oh, oh anne kameraya al, çabuk klip al. mi? Anne! Abi Yo. ben buna, ya bu da 9 abi. Ya bu da 9. Ama Aydın burada şöyle bir etken de var hani Ama göz önüne çok da almamız güzel gereken. okumuş ya. Akrir'in burada gönderdiği pası o duvardan köşeden sektikten sonra doğru yere gitmesi ve bunu okuyabilmesi yani her baba yiğidin yapacağı harç değil. Çünkü
sahanın köşeleri dediğimiz bölgeler birazcık yani sıkıntılı. Top bazen ters sekiyor, istediği yere gitmiyor vesaire. Yani bu yüzden 8.5 veririm. Ben 9 abi ya. 9 veririm buna. Ömer abi, olduğu için. Ömer'e de biraz torpil geçtik. 9'u verdik abi. Teşekkürler Ömer. O zaman sıradaki klip. Sondan ikinci bir klip arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle bir kaza oldu. Hiç tribe girmeyeceğiz. Biz bu klibi yanlışlıkla gördük. Çok bir beklentimiz yoktu. Ama siz de bilin yani çok fena bir klip aç aşkına. Yani görüşmeler. Bunu chat'in yani bunu izleyicilerin kaçırmaması gerektiğini düşünüyoruz yani. Chat değil kardeşim burası YouTube. Karıştırıyorum ya. Sıkıntı yok. Abi çocuğum bu arada rankı da yok. Oo. Bak büyük bir şans bence. Bilmiyorum bilerek. Puls olması. Puls. Abi puls üniteli. Ben diyorum. Bak. Resetini almış. Sonra biraz heyecan yapmış bence burada. Hani bu denk gelmiş diye düşünüyorum. Denk ben gelmiş ama güzel bir denk geldi. Ben 8 verdim. Ben de bir 8'den 8.5'a doğru böyle bir aralarda kaldım yani. O zaman son klibe geçtik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Son klibimiz. Videonun son klibi. Bu arada aşkına özel bir teşekkür ederim. Videoya katıldı. Abi rica ederim. Ne demek olur mu? Ben asıl yani beni davet ettiğim böyle güzel bir videoya davet ettiğin için teşekkür ederim abi. Rica ederim abi. Engin bilgileriyle bizleri donattı. Arkadaşlar bu arada bu klibi yorumlamadan önce bir şey söyleyeyim. Ya belki bugün 10.000 abone olabiliriz. Şu abone ol butonuna bir basalım. Hem ben mutlu olayım. Hem belki siz bana bir yarar sağladığınız için siz mutlu olursunuz. Onun dışında like atın. Şu Discord'a bir gelin. Bir konuşalım. Tanışalım. Gelirse sizde. Gelirsiniz. Topluluğa gelmez. Siz de katılın yani arkadaşlar. Topluluğa katılın. Siz eksik olmayın. Bir de lig için başvurada bilirsiniz. Bak takım başvuruları açık. Şimdi geçtik. Bıdı bıdıyı kestik. Bu gol de bu arada ligde atıldı. Onu da söyleyeyim. Dışır. Geçtiğimiz. Dışır Glorious 9 maçı. Abi. Yani. Aydın, bütün yapacağın yorumlardan önce bir şey söylemekte fayda var. Yapılan lig maçları olsun, turnuvalar olsun, aklına gelebilecek bütün etkinliklerde olsun, oyuncuların %90'ı heyecan yapar abi ve yapılan bütün hareketler oyuncularda ekstra bir etki bırakır. Yani bundan dolayı Emre'sin de burada yaptığı hareket kolay bir hareket değil, iyi de kontrol etmiş. Tekrar izleyelim. Hani Emre'sin de tabii ki de burada güzel kontrol ettikten sonra. Abi bir de GZM'in kurtaramayacağı şekilde. Aynen. Bir de göndermesi yani, de ekstra. Kalede GZM var. Hani, karşısındaki de SSL yani. Bu arada yani GZM'i belki bilmeyenleriniz olabilir arkadaşlar. Türkiye'de bence ilk 3'te olan çok iyi oyunculardan bir tanesi. Türk toplu adına da büyük bir yetenek. Ve yani deniyor da. İstiyorsan bir daha izledim. Ona rağmen kurtaramıyor. Ya benim bu gole puanım 9. Abi ben de sanırım bu gole seninle aynı fikirde olup 9 vereceğim ya. Abi çok ki zor da bir top göndermiş yani. 9.5 bile olabilir çünkü fark ettiysen top yakın. Bir böyle filikleniyor gibi. Bak dikkatli bak göreceksin o filiklenmeyi. Bakalım tekrar. Bak abi vuruş anında hafif bir filiklenme var. Bir kontrol. Bak gördün evet, mü? Evet 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 fark ettim. 9'dan 9.5'a doğru bir puanlama verilir. Emre'ye de 9.5 verdik. Videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz ben tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup Discord'da klipler için katılabilirsiniz. Aşkına tekrardan teşekkür ediyorum. Rica ederim abi ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye.